Evet, Ege Üniversitesi'nden bilim insanları uzun süredir bir çalışma yürütüyorlar. Akciğer kanseri nedeniyle uygulanan tedavi şüphesiz o hastalar üzerinde çok ciddi zararlara da neden olabiliyor. Zarar şu, sağlıklı hücrelerin yanı sıra tümör hücreleri zarar görüyor ama aynı zamanda sağlıklı hücreler de zarar görüyor. İşte sadece tümör hücrelerini yok etmeyi başaran bir prototip geliştirdi bilim insanları. Onunla ilgili bilgileri paylaşacak Gülçin Ayçe, konuğu da var. Doktor İskender İnce, söz sizde Gülçin. Buse Biçer, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'ndeyiz. O biraz önce bahsettiğiniz prototip üründe elimizde. Birisi toz halinde, diğeri de sıvı halinde. Çörek otundaki bir maddeden üretildi ve aslında kanserde de yeni bir umut diyebiliriz. Peki bu madde nasıl kullanılacak? Çünkü hala ilaç haline gelmiş değil. Onu da aslında bilim insanları geliştirdi ve arkamızda güzel bir ekip var, değerli bir ekip var. Doktor İskender İnce'den öğrenelim. Habertürk yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam tebrik ediyoruz. Çok teşekkür Elimizde ediyoruz. Tabii ki hem toz halinde hem de sıvı halinde var. Evet. Ama bu ürünü biraz daha siz bize açıklayıcı tarif eder tabii misiniz? Tabii ki. Şimdi şu anda tedavide kullanılmakta olan kemoterapi ilaçları gayet güvenli ve istenilen cevabı verebilmekte. Bizim geliştirdiğimiz bu ürün bir alternatif değil, ileride tedaviye bir seçenek olmak üzere hazırlandı. Bir TÜBİTAK projesi. Bu TÜBİTAK projesi çerçevesinde biz bu ürünü geliştirdik. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Celalbayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden değişik bilim insanlarıyla birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Hocam peki şimdi bir çörek otundan elde edilmiş, dünyada ilk kez sentezlenmiş bir madde. Ama elbette ki çörek otu birebir olmasa bile siz bunun üzerine uzun çalıştınız. Kesinlikle. Truva atı gibi o tümörlü hücreye giriyor diyorsunuz. Nasıl evet. cereyan ediyor o? Normalde günlük yaşantımızda vücudumuzdaki hücreler bölünüyor, çoğalıyor ve ölüyor. Bu bir program çerçevesinde gelişiyor. Kanserli hücreler ise değişik nedenlerle mutasyon dediğimiz değişimlere uğruyor ve çoğalmaya devam ediyor. Çevredeki dokuları istila ediyor, büyüyor. Büyüdükçe de gerek enerji ihtiyaçları veya diğer kimyasal maddelere ihtiyaçları doğuyor. Biz de burada hücrenin, kanser hücresinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabileceği bir maddeyle timokinonu birleştirdik. Daha sonra nanopartiküle bağlayıp kanserli hücrelere gönderdik. Kanserli hücrelerin içine gittiğinde de enerji ihtiyacından dolayı bu maddeyi hücre içine alıyor. İçindeki hücre içindeki mekanizmalarla parçaladıktan sonra timokinon açığa çıkıyor. Timokinon da bu bozulan hücrenin ölme mekanizmasını harekete geçirerek kanserli hücreyi yok ediyor. Yani kanserle, o tümörlü hücreyle savaşacak maddeyi de bulmuş oluyorsunuz. Öyle mi adlandıralım? Yani öyle diyebiliriz. Evet. Evet, yani o şekilde olabilir. Bu arada da normal sağlıklı hücrelere herhangi bir zararı olmuyor. Evet, Truva atı benzetmesi, nokta atışı benzetmesi de buradan kaynaklanıyor. Aynen, aynen öyle. Peki bunun ilaç haline gelmesi ne zaman mümkün olacak? Yani hastalar ne zaman şifa yapacak? Şimdi bu İlaç geliştirme uzun bir süreç. Yaklaşık bir molekülün ya da bir ilacın geliştirmesi 8 ila 10 yıl sürüyor. Biz ön çalışmaları tamamladık. Bundan sonra ilave çalışmalar devam edecek. Yani bir süreç daha var önümüzde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Müdür Yardımcısı Doktor İskender İnce'ye ve burada bulunan değerli ekibe. Evet, Truva atı benzetmesi yapıldı. İşte toz halinde hem de sıvı halinde ama önümüzdeki süreçte ilaç haline gelmesi mümkün olacak. Şimdilik akciğer kanserlerinde aslında etkisi fark edildi ama elbette ki tüm kanser türlerinde de şifa olması belki de mümkün olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.